eyle keder. Oy benim sevdiceğim, oy olur mu böyle kader? Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Of sürmene yaylası 15 doktora bedel. Sevgili Kanal V izleyicileri, Türkiye'nin artık neresinden nasıl izliyorsanız, Facebook'tan canlı yayın yapılıyor, YouTube'dan yapılıyor. Bu programı Ali Orhan Lazaloğlu için yapıyoruz. Abimizi geçen hafta kaybettik, biliyorsunuz. Tüm Antalya, bilen bilmeyen artık herkes öğrenmiş oldu. Hani tanımayanlar ya da isim olarak kim olduğunu bilmeyenler bile bildi. Çünkü gerçekten çok ciddi bir seveni vardı. Herkes sayfasında, herkesin bir anısı var, herkesin bir tanışıklığı, ondan bir sözü yardımcı olmuş kimine, kimine gerçekten elinden tutmuş. Çok kıymetli abimizi kaybettik. Aslında onu yaylalarına gönderdik, çok sevdiği Karadeniz yaylalarına gönderdik.
memleketine sırlandı, oraya gömüldü, öyle söyleyelim. Onun adına bu programı yapıyoruz. İlk, yani bu yılın başında programa başladığımda anonsunu Ali abi yapmıştı. İlker'in programı başlıyor tekrar Kanal V'de Bu Toprağın Sesleri. Benim sözüm var, mutlaka fırsatını bulup gideceğiz onunla beraber Karadeniz türküleri söyleyeceğiz demişti. Şimdi onun o sözünü yerine getiriyorum ben. Zor bir şey. Hani birinin yokluğunu bilmek ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmak falan. Çok da duygu yoğunluğu yaşıyoruz hepimiz için. Beni anlayacaklardır Ali abi. Yakından tanıyanlar, çalışma arkadaşlar, herkes demek istediğimi anlayacaktır. Çok kıymetli bir adamdı. Hayat doluydu. Her zaman yardımseverdi. Her zaman gerçekten güçlü bir karakteri vardı. Söyledikleriyle yol gösterirdi. Abimizin ruhu şad olsun. Yaylalarına kavuşsun. Söz verdik. Orhan arkadaşım bugün bize eşlik ediyor. Orhan Çavuş gerçekten kıymetli bir Karadeniz kemençesi hocasıdır. Bizim de kurs merkezlerimizde sertifikalı öğretmen olarak Karadeniz kemençesi eğitim veriyor. Ben de yazıldım Karadeniz kemençesi öğrenmek için. Ha, bir kere gittim. Kemençeyi de aldım ama inşallah devam edeceğim hocam. İnşallah. Mahir bu hafta yine bizimle, geçtiğimiz hafta biraz yorgun, rahatsızdı, şeydi. Evet. Rahatsızdı. Şimdi iyisin değil mi dostum? İyiyim, gayet iyiyim. İyi misin? Gayet iyi. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Kanal V'nin Facebook paylaşımının altına yazabilirsiniz. Benim Instagram'dan paylaştığım şeyi yazabilirsiniz. Arkadaşlarımıza yazabilirsiniz. Onları okumaya çalışacağız. Bugün hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Masanın üstünde Ali Orhan Lazaloğlu'nun sabah programlarında kullandığı, yani masasının üstüne koyduğu objeler var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani Ali abi onu böyle ağlayarak, sızlayarak, hüzünlü anmamızı gerçekten istemezdi. Tanıdığım için söylüyorum, yakından söylüyorum. Şu şapka onun ara sıra kullandığı fötr şapkası. Burada duruyor Kanal V'de. Şurada yine onun sevdiği denizcilikle ilgili şeyler var. Çünkü Ali abi enteresan bir şekilde dünyada ve Türkiye'deki insan hayatıyla, doğayla ilgili her konuda mutlaka duyarlıydı. Yani herhangi bir şey ondan kaçmazdı. Bilgisi olduğu şey dahilinde. Denizlerin, limanların haksız bir şekilde özelleştirilmesi, işte talan edilip oralara bilmem limanların yapılmasından tutun da HES şeylerine kadar, yanlış kurgulanan HES projelerine kadar her şeyle duyarlıydı. Burada iki tane önemli obje var arkadaşlar. Bir tanesi bu ayı. Hüdayi Nabit derdi insanlara. Yani sizin gibi insan olacağım ama bana ayı diyebilirsiniz derdi. Lakabı ayıydı. Bunu hiç masasından indirmezdi haberlerini sunarken. Gerçekten doğadaki canlıların her birinin bu kötü niyetli insanlardan daha gerçekten faydalı olduğunu söylerdi. Ben katılıyorum kendisine. En azından onlar kendi arkadaşlarına, kendi birlikte yaşadıkları insanlara, şeylere, kendi hemcinslerine bu kadar hainlik etmez, bu kadar sorumsuzca doğayı tüketmezler diye söylerdi. Bir de tabii ki Samsun'daki temsili Atatürk anıtı var. Bu bir anıt. Onun da bir küçük minyatürü var masada. Bunu sadece Mehmet'in kaldırmasına, buradan alıp getirip götürmesine izin verilmiş. Mehmet bizim kameramanımız. Burada şu anda yayında olan arkadaşlarımızın hepsi sabah programında Ali abinin programını çeken rejideki, teknik masadaki, kameradaki arkadaşlarımız. Onların hepsinde sizlere selamları var. Onlar da çok özlüyorlar Ali abi. Biz de çok özlüyoruz. Bugün canlı yayın bağlantılarımız da olacak. Telefonla da konuşacağız. Sizlerin mesajlarını da okuyacağız. Mahir, ilginç bir şekilde sabahları Ali abinin programına yüzlerce mesaj gelirdi. İnsanlar şeylerinden, yaylalarından fotoğraf gönderirlerdi. Trafikten fotoğraf gönderirlerdi. İşte tam bir şeydi böyle. Yani nerede ne oluyor? Sabah mutlaka dinlerdim ben. Radyodan dinlerdim. İşe gidene kadar. İşte hemen açardım radyoyu, dinlerdim. Sabah eğer gitmediysem işe, sabah televizyon açar izlerdim. Tekrarlarını izlediklerim olmuştur. Telefonuna, değil mi Mehmet? Bilgisayarına sürekli mesaj gelirdi. İşte mesela engelli kaldırımına bir şey yapılmış. Ne kadar severse sevsin o belediye başkanını. Buradan lafını söylerdi. Söylerdi. Yani o bir şeyi yok. Herhangi bir siyasi olarak bir şey değildi onun. Bir taraf değildi. Haklının yanındaydı her zaman. Haksızın karşısındaydı. Mesela sokak hayvanlarıyla ilgili çok ciddi bir doğru bir duruşu vardı. Dilencilerle ilgili doğru tespitleri vardı. Trafik ışıklarıyla ilgili doğru tespitleri vardı.
Saymakla bitmez. Bizim yapacağımız şey onun sevdiği türküleri söylemek. Orhan Hocam, senden Ali Orhan Nazaloğlu ile ilgili kısa bir bilgi vereyim sevgili izleyiciler. Yani biz hani Ali abi sen nerede doğdun, kaç doğumlusun, nerelerde gazetecilik yaptın diye sormadık tabii ki ama tabii sonrasında bu bilgileri edindik. 1973 yılında Erzurum'da Milliyet Gazetesi'nde başlamış ilk gazeteciliğe. Ben daha doğmadan. Sonra 1997'de Antalya'ya gelmiş. Ama ilginç bir şekilde Antalya'da yaşayan, yani 97'den beri Antalya'da yaşayan biri olarak birçok Antalyalı'dan daha duyarlıydı Antalya'nın meselelerine ve daha iyi bilirdi. Mesela atarlardı bir yerden bir fotoğraf, şöyle bakardı. Bu Kaş'tan göndermişler bunu derdi. Yani işte bir atardı, bu İbradır'ın şeyinden çekilmiş derdi. Aşağı doğru işte Yılkatların yaylası çekilmiştir. O bak bana burası şurada. Her tarafını bilirdi, her tarafı dolaşmış, gezmişti. Evet, ruhu şad olsun. Onun için bir ne çalıp söylersin bize Orhan? Aynı ellere. Evet, ona o zaman şöyle bir şey yapalım. Yunus da biraz rahatsız gelemedi. Yunus'un çektiği bir görüntü var. Arkadaşlar o hazır mı Ali abinin? Bir de bu arkada Ali abinin fotoğrafı olsun şeyi. Arkada görsel olsun. Hah, bu hep dursun burada, tamam mı? Oy. O videoyu biz izlettirelim izleyicilerimize. Orada söylediği Türkiye'de biz devam edelim. Yarım kalmış o. Gelseydi Ali abi onu burada söylettirecektim. Şimdi farz edin ki gelmiş. Biz onunla söylüyormuşuz gibi. Yayına alalım o şeyi. Evet. Nike bir yukarı oy Tonya deniler Tonya sevdum da alamadım ey gidi yalan dünya sevdum da alamadım oy ey gidi yalan dünya. İşte böyle kardeş, öldükten sonra bunu şeye koy. Nedir o? Facebook deniyor bunlar. Nasıl? Peki ölmeden önce. YouTube mudur? Yusuf mudur? Tamam. Yusuf falan. Peki, Yusuf hayatta Yusuf'um olmaz lan. Hayatımda tek rakam var, o da 4. Hiç 3.5 olmadı. Ne olacak lan Yusuf 3 günlük dünyada? Korkmayacaksın kardeşim. Bildiklerini doğru ve net bir şekilde söyleyeceksin. Din, dil, ırk, renk, siyaset yapmayacaksın. Ama ben şarkı söylüyorum diye kaydettim seni. O zaman biraz sonra yine şarkı söylerim. Biraz sonra mı geldi? He, biraz sonra gel. Tamam. Şarkı söylemek farklı bir şey. Aha geldi, çırağım geldi. Yok, Kezban geldi. Kezban mı geldi? Nerede bir hıyar görürem, korkuram, bana korkuram, bana korkuram, korkuram, bana korkuram. Olele! Gün görürem, her türlü hayvan görürem, korkmuram bana korkmuram, korkmuram bana korkmuram. Nerede bir hayyaş görürem, nerede bir softa görürem, nerede bir imam görürem, korkmuram Allah korkmuram, korkmuram billah korkmuram. Thank you.
başındaki çember olmuşları duymuşları başındaki çember uçları uçları sigaramın içine sığar mısın sevdum sığar mısın sigaramın içine sığar mısın sevdum sığar mısın. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bu programı böyle televizyondan sizlerin önünde canlı yayında yapmasaydık da zaten benim şeyim vardı, niyetim vardı. Bir gün onu yine yapacağız ama Ali abinin böyle sevdiği arkadaşlarıyla onun sevdiği Türkleri söyleyerek onu anmak. Çünkü çok farklı biriydi. Yani şimdi bir arkadaşım şey dedi, ya dedi Ali abi biraz böyle hani daha geniş düşünen biriydi. Daha işte farklı fikirlere de açıktı, değişik şeylere filan dedi. Şimdi dedi ben ateistim. Nasıl dedi hani ona dua etsem filan dedim ki sen hangi dine inanıyorsan o dinle dua et, hepsi gider ona. Çünkü çok geniş yürekli bir insandı. Çok enteresan bir yapısı. Böyle hani iyiler çabuk yaşamını yitiriyor filan gibi bir şey söylemek istemiyorum ama gerçekten bu şehrin ihtiyacı olan biriydi. Her anlamda ihtiyacı olan biriydi. Yani şimdi mesela diyor ki korkmayayım söylüyor. Oğlum korkmayın diyor. Ya, ne olacak diyor zaten. Şeyin de güzel bir sözü var bugün. Fırıncılar Odası Başkanı'nın o kafadandı zaten. Diyor ki adam ben en fazla diyor 10 yıl daha yaşarım. Yarısı da zaten diyor şey uykuda geçer diyor. 5 yıl için kimsenin önünde eğilmem diyor. Ali abinin kafası tam işte o. Yani doğruysa o doğruydu, tamam mı? Yanlışsa o yanlıştı, o kadar. Şey net bir şekilde. Ve çok da ciddi bir kültürü, tecrübesi, deneyimi vardı. Onun için de hata olasılığı çok düşüktü. O ne diyorsa oydu aslında. Haberleri okurken, onları yorumlarken ondan sonra hep bir karşılığı vardı yani Ali abinin. Gerçekten çok üzüldük. Tabii ki ailesi daha fazla üzülmüştür. Tabii ki yakınları, akrabaları falan onlar da üzülmüştür. Ama biz onun buradaki ailesiyiz. Antalya'da biz onun ailesi olduk. Biz hepimiz gurbetçiyiz burada. Antalya'da olmayanlar, Antalya'nın işte merkezinden olmayanlar. Sen yine en Antalyalımız sensin. Evet. Ben de küçük bir şey paylaşmak isterim. Şimdi kaybettiğimizi öğrendiğimizde sosyal medyamdaki kişi sayısı oldukça fazla. Hem Instagram'da hem diğerin Facebook'ta. Açtığımda Ali abinin vefat haberini yani o kadar çok kişi paylaşmış ki. Hani siyasiler, reklam ajansları, programlar, kanallar, gazeteler ama bunların dışında vatandaşlardan sayfamda bulunan bizim hayranlarımızdan da o kadar çok kişi paylaşmış ve o kadar çok severi varmış ki hatta şunu söylemiştim kendime. Bu kadar sevilen bir insanı neden yakından ben tanıyamadan bu insan dünyadan göçtü. Ben Ali abiyle karşılaşıp tanışamadık ama tabii ki kendisini tanıyorum, programlarını takip ediyorum. Sabah programlarını dinliyorum. Ruhu şad olsun, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ama Ali abiyle daha az zaman geçirdiğim için, yani daha doğrusu zaman geçiremediğim için de kendime de ayaflanıyorum açıkçası. Çünkü bir tarafından sanki biz de faydalansak daha iyi olurdu. Ya aslında gelecekti programımıza, gelseydi muhabbet eder daha sıkı tanışırdık Ali abiyle, öyleydi, çok cana yakındı şeydi. Şimdi tabii ki gündem hiç bırakmıyor, keşke olsaydı da yorumlasaydı, emeklilikte yaşa takılanlar artık yaşa takılmıyormuş. Haber geldi. Doğru mu arkadaşlar? Bir teyit edelim onu. Hafiften haberleri de vereyim Ali abinin. Emekli miymişiz artık? Ya bu emeklilikte yaşa takılanlar artık yaşa takmamışlar. Zaten 3 aydır gündemi meşgul ettiği için. Bugün herhalde kimse yaşa takılmıyormuş. Ben de takılmazsam zaten kimse takılmıyordur diye düşünüyorum. Şeyler, mesajlar var. Onlardan biraz okumak istiyorum. Şöyle ki Zeyat abi yazmış, Zeyat Şahin, ışıklar içinde uyusun, o bizi izliyor ve sizi de dinliyor olacak. Ali Orhan'a selamlar söyleyin, duyacağından eminim demiş. Devri daim olsun, anıları yaşatılsın, selam olsun demiş başka bir izleyicimiz. Şimdi şöyle bir şey var, gerçekten de buna inanırsan, hani hayatın devamlılığına, sürece gerçekten ölüm yok. Özellikle böyle insanlara faydası, Ali abinin birine faydası olmuşsa, o hayatın sonuna kadar... Sağ, Allah rahmet eylesin,
işte ışık olsun, onun sayesinde buradayım der. Ya da o bana şunu yardım etmişti, burada bana bunu söylemişti falan diyecektir. İşte ölümsüzlük böyle bir şey zaten, başka da bir şey yok. Harun Yiğit yazmış, bir şiir yazmış. Anası önünde saygıyla selamlıyoruz demiş. Lazaloğlu'na okuyayım Harun abinin. Harun abi de, abi gel Allah'ını seversen bir de seni gece yapmayalım, Allah gecinden versin. Harun Yiğit de aynı şekilde yıllardır programa geleceğim, geldim, geleceğim diyen bir abimiz. Neyse ki buralarda, Ali abi buradayken gel, Harun abi, şiirini okuyayım yine de, dur başlamış kendisi. Sen bir kucak sakal değilsin yalnız, tel tel özlem örgü örgü sevdasın. Sen bir kucak sakal değilsin yalnız, kol kol, bacak bacak direniş, parmak parmak, tırnak tırnak emek, boncuk boncuk alın terisin. Sen bir kucak sakal değilsin yalnız, tepeden tırnağa Anadolu, biraz fındık, biraz tütün, biraz zeytin, biraz hamsi, biraz kara pancar, biraz da portakal limonsun. Sen bir kucak sakal değilsin yalnız, bir gümbürtüyle açtın yürek kapımı, içeri girip dost sedirine bağdaş kurdun Lazaloğlu, sen bir kucak sakalsın. Harun'a güzel yazmışsın. Evet, güzel bir şiir olmuş. Eline sağlık. Ama sen bir an önce programa gel Harun abi. Gazi yazmış, diyor ki Mehmet abi ona ayı derdi. Ben de kızdım, ayı deme adama, ayıp. Ne diye işte abimizdir ona ayı diyorsun demiş. Ali abi de demiş ki ben doğayı seviyorum diye diyorlar. Bir art niyetleri yok, kızma boş ver demiş. Gerçekten de öyleydi yani. Ayı deyin bana. Bunları insan diyorsanız bana insan demeyin. Ayı deyin diyordu. Allah rahmet eylesin. Evet, bir Karadeniz türküsü daha söyleyelim Ali abi için. Mesajları, yorumları bekliyoruz. Geldikçe okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu severdi Ali abi. Kazım Koyuncu'nun bütün şarkılarını çok severdi. Bütün Karadeniz sanatçıları severdi. Selçuk Balcı'yı da çok severdi bugün hayatta olanlardan. Ondan söyleyebiliriz. İşte gidiyorum'u çalalım, söyleyelim birlikte. Arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Kalbimde yürüyorum sanki senin yanında, sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izi kalmadan gidiyor. Thank you.
gerdin tel, kalbimde kırılmadı gönül kuşum. Şarkıdan yorulmadı bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden arkama bakmadan, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden hem Kazım Koyuncu'yu hem de Ali Orhan Lazaloğlu'nu anmış olalım. Orhan sen nerelisin? Trabzon, Vakfı Kebir. Vakfı Kebir, Ali abinin söylediği Türkünün olduğu yer. Türkünün olduğu yer. Çok güzel. Ne zaman başladın? Biraz hani kültürle ilgili de seni tanıyalım. Bu kemençenin sesi nasıl güzel bir şeydir ya. Evet. Hele çalanın elinde değil mi? Normalde bu kültürün içinden gelmeme rağmen kemençeyi ben aslında üniversite yıllarıma kadar ne pek dinlemişliğim vardı ne de hani çalmayı zaten bir kenara bıraktım. Dinlemişliğim de pek yoktu. İşte üniversitede bahar şenliklerinde bir 8-10 kişilik bir arkadaş grubu, bir tane küçük o zamanların teypleriyle bir ağacın dibine teyple horon açmışlar. Horon tepiyorlar. Çok da arkadaşım yoktu. Onları izlerken bir anda kendimi onlar içlerinde buldum. Sonra derken babam rahmetli, mekanı cennet olsun, o da amatör olarak kemençe yapıyordu, çalıyordu belli bir seviyede ama ben hiç dönüp yüzüne bakmıyordum. Tabii arkadaşların arasına girince benim için kemençe kültür daha cazip bir hale gelmeye başladı. 22'li yaşlarımda falan babamın yaptığı kemençelerden bir tanesini elime aldım derken kurcalamaya başladık. Bir seviyeye geldikten sonra kendi kendine sürüklendi, bu boyutlara geldi. Şimdi işte kurumumuzla beraber hem ders veriyoruz hem etkinlikler, organizasyonlar. Evet, biz de, bizim etkinliklerimizde Karadeniz gecelerinde evet, de gerçekten tek başına bir ordu çalar. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet, gayet güzel. Bu enstrümanın şeyi, imalatı ne durumda? Bağlamanın şeyini biliyorum ama bunu kim yapıyor Türkiye'de şu anda? Bunu yapan, yani standarta ulaşmış durumda mı işte? Standarda ulaşmış durumda aslında. Yani şöyle, çok farklı ustaları var ama iki tip var. Bir Rum tarzı, bir yöresel dediğimiz kemençeler var. Şu an elimdeki Rum tarzı bir kemençe. Farkını söyleyebilir miyim öğretmenim? Tabii ki, estağfurullah. Rum tarzının eşi daha geniş oluyor Mahir. Aynen, keman ve gibi. Açısı daha düşük oluyor. Karadeniz tarzında şeyi daha kısa, eşik ve daha eğimi daha fazla. Tellerin arasında hızlı geçiş, daha hızlı parçalar çaldıkları için tellerin arasından daha hızlı geçsin diye şey. Daha kısa bir el hareketiyle evet, daha çabuk, daha hızlı geçiş daha hızlı yapabilmek için horonlarda. Biraz daha ağır parçalar. Bunlar daha çok slow parçalar. Evet. Şimdi şuradan gelen mesajlarımızı okuyalım birazcık, bakalım. Yasemin Hanım yazmış, hayırlı akşamlar, ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Maşallah, Çorum'dan yazmışlar Tuncay Bey. Gazi yazmış, çok Kadir Şinaz muhterem bir insandı. Öyleydi Gazi dostum, aynen öyleydi vallahi. Evet, Facebook'tan yazdığınız yorumları okudum. Bakalım, canlı telefon bağlantılar olacak demiştim. Şimdi Ali abi Kanal V'de sabah programlarını çok büyük bir keyifle yapıyordu. Normalde tabii ki ticaretin içinde olan insanların bir tarafı olmak durumundadır ya da işte bir görüşleri şeyleri falan, ama habercinin böyle bir şey olmuyor. Sonuçta bu işte bir ekonomi ve şeyle dönüyor. Ali abi gerçekten burada özgürlüklerin televizyonu derdi buraya. Gerçekten öyleydi. Bakalım ne yazmış. Antalya Gündem. Özgürlüklerin kanalı der değil mi? Şimdi özgürlüklerin kanalının sahibi aslında
Okan, Mehmet Okan Kaya ile bugün sabah gündüz görüştük. Telefonla bağlanabilirim demişti. Eğer uygunsa arkadaşlar, Okan Bey bağlanabilir. Onu yayına alalım. Canlı telefon bağlantısı yapabiliriz. Bana ulaşarak onunla Ali abi ile ilgili anılarınızı, iyi düşünceleriniz ama güzel şey söyleyeceğiniz şeyleri buradan dinlemek isteriz. Evet, telefonumuz çalıyor galiba. Şey yapacak mıyız? Sesim geliyor mu? Evet, bağlamaya çalışıyorlar yayına. Canlı, ben eskiden kanalda canlı yayın alıyordum. Ama şey oluyordu mesela, hani birinin sözü bitmeden kapatsam bir dert. O da sözünü bitirmezse program bir anda 4 telefon bağlantısı 2 Türkiye düşüyordu. Baktık olmayacak canlı yayınları. Dedik ki yapmayalım canlı yayınları. Ama hani bu tip böyle biraz anma programları gibi şeylerde telefon bağlantısı gerçekten önemli diye düşünüyorum. Evet, Okan Bey hattımızda. Merhaba. Okan, nasılsın? Size ve konuklarınıza ve Ali abimi seven herkese kocaman yürekten merhaba. Çok severdi seni Okan. Hep söylüyordu, bana bu kadar güzel bir çalışma ortamı yarattığı için burası Özgürlüklerin Televizyonu derdi. Ondan sonra mutlaka şeylerin vardır. Görüş ayrılıkları vardır, tartıştığınız şeyler vardır. Yani hani bunu böyledir, böyledir filan diye, ama o hep özgür bırakıldığını, hep kendi kararları olduğunu her yerde de göğsünü gere gere ve seni de söyleyerek anlatırdı. Onun için seni de çok kıymetli, sen de onu çok kıymetli buluyordun biliyorum. Bize onunla ilgili ne söylemek istersin? Şöyle, Ali abimle ilk karşılaştığımızda tabii Özgürlüklerin kanalı olsun diye biz Antalya'dan tarafız dedik. Açılış kanalımızın açılış programında da aynı şeyi dedim. Hatta o konuşmamda belirttiğim şeyleri Ali abim yazmıştı birkaç noktasını. Söylerken de böyle boğazım düğümleniyor, kusura bakmayın. Biz hep Antalya'dan taraf kanal olmamızı bize öğütlemişti. Ben hani bunlardan daha ziyade bir anımı anlatmak istiyorum. Biz hanım ve arkadaşlarıyla Karadeniz turuna çıktık bir bayram günü. Karadeniz turuna son günlerinde Ali abinin memleketine gittik. Bu her sabah anlatıyordu Ali abim Karadeniz fırtına deresi, oradaki ormanlar, oradaki kuşlar, ayılar, her şeyi anlatıyordu. Gözümüzle gördük, anlattığından daha güzel yerlerdi. Orada Kanal V'yi izleyen, Kanal V'yi takip eden Karadeniz'de o kadar çok kişi varmış ki, Samsun'da, Rize'de, Trabzon'da, orada bizzat gözümle gördüm. Ayrıca böyle ailesinin işte mülklerini, o derenin kenarındaki yerlerini, yani inanılmaz güzellikte yerlerdi. Allah'ım oralara kavuştu, hep özlediği yerlerdi. Babasının mücadele edip kazandığı Fırtına Deresi'nin özgürlüğünün yanında, şırıl şırıl suların yanında rahatça uyuyor inşallah. Bizler onu çok özleyeceğiz. Yeri doldurulamayacak. Hala sanki sabah açtığımda o varmış gibi. Evet. Televizyonda. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Yarın Ali abimizin ruhuna mevlüt okutacağız. Kanalımızın orada saat 12'de. Tüm sevenlerini bekliyoruz. Elimizden gelen bu kadar. Bundan sonra anılarımızda her yıl anacağız. Her aklımıza geldiğinde ondan bahsedeceğiz. Hep güzelliklerle anılacak abimiz. Vallahi abi daha başka bir şey diyemiyorum, kusura bakma. Tamam, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olasın bağlandığın için yayına. Herkesi bekliyoruz yani. Çok teşekkür ederim, sağ olasın, görüşürüz. Bizim de yapacağımız şey onun dediği gibi işte adamlığa devam etmek. Ona hiç şüphe yok zaten. Bu kanal her zaman Antalya'nın kanalı olacak. Antalya'da Özgürlüklerin kanalı olacak.
bu şekilde onun mirasına, onun öğüdüne sahip çıkmış olacağız. Adam derdi mesela. Bir iş karşıdan geldiğinde adam. Adam. Onun şeyi adamdı. Adamlık öğrenin derdi. O zor bir şey onun açısından. Yani birine adam diyebilmesi zordu onun. Çok inceleyip sık dokurdu. Çok araştırdı, çok dinlerdi, çok gözlerdi. Sonra adam derdi. Olmayana da adam değil derdi. Zaten onun kriterleri, kankalık kriterleri vardı ya Havai Meteor Mağazır'daki. Onun gibi Ali abinin adamlık kriterleri de bir kitap yazar aslında. Kim adamdır, kim değildir. Biz kendi çapımızda müzik yapan, sanat yapan, ben bir kısım bürokrat olarak kendi duruşumuzu sergileyerek onun adamlığından çıkmama, o listeden çıkmamaya çalışırım. Hayatımın sonuna kadar bunu yapmaya çalışırım. Benim şeyim de budur yani. Evet, bir tane daha söyleyelim. ne söylersin bize? Selçuk Balcı'dan. Daha yani biz de söyleriz ama senin gibiler de söyleyelim. Yani şimdi sen beraber bir şeysin, dilisin, hem enstrümanısın. Biz sana eşlik ederiz. Biz yoklukta gideriz Karadeniz müziği açısından. Biz de dilimizden döneceğiz. Evet, bir tane dinleyelim. Ne söyleyeceksin? Selçuk Balcı'dan hangisi? Selçuk Balcı'dan Dağların Karı Yetmez. Dağların Karı Yetmez. Evet, dinleyelim bakalım. Yine Ali abi için söylüyoruz sevgili izleyiciler. Olmasaydı hiçbir dert olmasaydı, gün doğdu doğmasaydı hiçbir dert olmasaydı, oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı, oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı, dertliyim derdim bitmez, başımdan duman gitmez, dertliyim derdim bitmez, başımdan duman gitmez, bu yanan yüreğime dağların karı yetmez, bu yanan yüreğime dağların karı yetmez, dağların karı yetmez, dağların karı yetmez. Yar bakmadı yüzüme, gönül bağlarım diye, yar bakmadı yüzüme, gönül bağlarım diye, gözyaşımı sakladım sonra ağlarım diye, gözyaşımı sakladım sonra ağlarım diye, sevdamın acısı kimi yakar bilinmez, sevdamın acısı kimi yakar bilinmez, şu yalancı dünyada giderler geri dönmez, şu yalancı dünyada gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez. Sanki devam edecekmiş gibi böyle gürül gürül akacakmış gibi. Dilimizden döndü. Evet, ağzında sağlık. Her yörenin şeyi ne kadar önemli değil mi? Ne kadar tatlı söylüyor. Biz söylesek Karadeniz böyle söyleyemiyoruz. Daha kaba gelir. Bizim söylediğimiz daha kaba değil mi? Ben de söylemeye çalışıyorum ama tam dilim denmeyi. Eskiden şeydi ya, çok gülerdim. Aslında kızardım. Bir ara bu devlet kanalında çok meşhurdu. Sürekli Karadeniz, komik Karadeniz dizileri vardı.
Sürekli ama. Hep böyle şive yaparlardı. Geliyorum, gidiyorum. Biri vardı Karadeniz'de, çaycı işte. Haçan buraya bakayım mısın, geliyor musun? Ağları oğları biraz yuvarlayıp hiç bak. Hiç Karadeniz lehçesi değil aslında. Değil işte. Niye yapar? Hayır, bir de şimdi mesela Karadeniz Karadeniz'de lehçesi. Oyuncu da yok. Karadeniz'de yok mu yani dediğin gibi? Bir Karadeniz'de evet. Yok mu bunu oynasın diye. Sonra şey başladı işte Kürt şivesi. Kürt şivesi değil hani Kürt daha doyalık bir lehçe. İstanbul'da dil kırarak biraz daha şiveyi oturtmaya çalışan insanların şeyi gibi işte. Daha bir şey komik tipler hep onlardan olmaya başladı, Karadeniz tiplerden. Sonra bir İstanbul'da yaşayan Kürt vatandaş tipi, ondan sonra o bitti. Şimdi Ege'ye sardılar, gelip duru bakıp duru sürekli Ege, Aydın, Muğla, Marmaris, Bodrum dizileri mesela bize başladı. De yaklaşmış o zaman, size yaklaşmış yani şey yok ama yine de mesela böyle şeylere bakıyorsun, oyuncu tiplemelerine bakıyorsun. Hani olmuyor. Şive komiği dediğin şey sana komik geliyor da onun şivesiyle taklit ettiğini ve onu komikleştirdiğini, orada yaşayan vatandaşı rahatsız ettiğini anlamıyorsun. Mesela bana ilk defa Karadenizlilerin sürekli komik unsur olarak kullanılmasından rahatsız olduğunu benim Karadenizli Sinoplu bir arkadaşım söylemişti. Dedi ki bak dikkat ediyor musun dedi. Hep dedi komik, saçma tipler hep dedi Karadenizli. Filmlerde, Türk filmlerinde, işte dizilerde o zaman daha meşhurdu. Hep dedi şeyler, hep dedi böyle saçmalayan tipler dedi. Hep dedi komik duruma düşen, hep işte böyle hızlı davranıp da karar veren tipler Karadenizli dedi. Ondan sonra neyse biraz zaman geçti. Erkan'dı ismi. Dedim ki bak şimdi de Kürtler dedim malzeme. Evet dedi, şimdi sıra onlara geçti demek ki. Şimdi eğer izliyorsa ya da görürsem söyleyeceğim, şimdi de şeye geçti. Muğla, Bodrum, Marmaris, Aydın. Aynen. O taraflara geçti. Yani hep komikler onlar. Hep onlar komiklik yapıyor. Geri kalan insanlar hep normal. Bir şivesi bozuk olanlar komik yani. Onlara göre şivesi bozuk olanlar. Ama dediğim gibi bu kritik şeyin farkında değiller bu yapımcılar, yönetmenler. Yani senin kötü bir şekilde o şiveyi yansıtarak komikleştirdiğin diyalog o bölgede dili bu olan insanları rencide ediyor. Bu hassas bir şey. Ali abi değil mi? Konuşur. Normal çok prozodisi ve ifadesi, sözcükleri mesela hiçbirinde bir şey göremezsin. De. Şivesini asla anlayamazsın. O istemezse anlayamazsın. Ama içinden bir çıkar, Erzurumlu çıkar. Dersin Erzurumlu kesin ya. Değil mi? Hemen Erzurum, millet Erzurumlu sanır şey. Bir konuşur. Ama bir döndüğünde şöyle bir şeye girdiğinde de hop yaylalara çıkar. Karadeniz yaylalarından konuşmaya başlar. Onun için dediğin gibi o şeyin tadı, lezzeti kendisinden. Bizim yaptığımız şive olmuş oluyor, şive taklit olmuş. Tabii ben Bozdak türkülere oldum olası hep hayranımdır ve gerçekten Bozdak türküler söyleyebilmek için çok uzun yıllar uğraştım. Yani o gırtlak yapabilmek için bir Antalyalı olarak hep biz Antalya işte Musa Eroğlu çok dinleriz, işte Neşet Ertaş dinleriz ama tabii o bölgenin insanı olmadığımız için Bozdak söylemek gerçekten zordur. Ben gerçekten Bozdak bir türküyü hakkıyla söylemem için onlarca yılımı verdim. Bir gün Kırşehir'e gittim de orada Babacanlardan, Okan Babacan'dı sanırım o zaman, küçüktü. Bir kahvede rastlaştık. Bir türkü çalıp söyledik beraber. Ben tabii Bozdak söyleyebildiğimi sanarak, çünkü onlarca yıl o gırtlak namelerini yapmaya çalışmışım. Söyledim de bana böyle yapmıştı. Hocam çok kasıyorsun kendini. Rahat bırak demişti. Sonra Türkiye'ye girdiğinde küçücük bir çocuktu. 8-10 yaşlarında. Mümkün değil yani. Onlar gibi söylememiz mümkün. Senin gibi de Karadeniz yok, sanırım söylememiz mümkün. Çünkü nerede doğduysan sanırım o şey üzerine yapışıyor. Ben de daha. Biz de mesela hep baba mesleği gereği dışarılarda büyüdük. İl yani gurbette büyüdük. Bende de var o ister istemez bazı parçalarda çok sırıtıyor. Ben de söyleyemiyorum mesela. Yani dilimin yattığı illaki size göre belki bir tık daha fazla ama benim de söyleyemediklerim var. Çünkü biz de yöre dışında büyüdük hep. Maalesef. Evet. Dilimiz söylesin, sazımız çalsın, Ali abinin ruhu şad olsun sevgili izleyiciler. Onun için söylüyoruz, onun için çalıyoruz. Çok neşeli bir adamdı. Etkinlikler olduğunda mutlaka bir Karadeniz sanatçı çıkıyorsa mutlaka gelirdi. İş Hanımefendi ile birlikte bizim kent meydanında beni bulurdu. Ondan sonra hep böyle canlıydı, neşeliydi, bir hareketli, bir istersen bir uzun şeyi aç bize, bir yol havası orada, bizim buradaki şeylere uzun havalar orada yol havası derler değil mi, doğru söylüyorum. Aynen. Bir Karadeniz yol havası, ondan sonra da bir ama o taraftan.
Tamam. Çamlıhemşin taraflarından bir hareketli bir şey. Ali abinin güzel gönlüne, güzel ruhuna armağan olsun bu da. En çok bunu severdi. Mutlaka. Öyle tahmin ediyorum. Böyle hareketli, canlı, gerçekten hayat dolu. Evet. İkinci bölümde Kork Birem'i söyleyelim. Orada da söylüyor ya. Orada enteresan bir şey de var. Bunu ben öldükten sonra yayınla diyor ya. Evet. Yani bu şey değil. O her zaman hayatı ve ölümü, yaşamı kabullenmiş biriydi. Yani ben onda hissetmiş ölümünü falan gibi düşünmüyorum. O her zaman böyleydi çünkü. Yani yaşamla ölüm hep dengede vardı çünkü. Bu dediğim ölüm dediğimiz şey de hayatın içinde olan bir şey. Hayat dediğimiz şey de ölümün içinde olan bir şey. Bir insan var olmayan hiçbir şey ölmez. Var olmak ölümün birinci koşuludur onun için. Biraz felsefe ama Ali abi bunun farkındaydı yani. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar burada olacağız. Mesajlarınızı, yorumlarınızı okumaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Müzik
Hey gidi kara deli, dol dilde taşamadı. Etme gel oğlum sevda. Edanlar yaşamadı. Ali abi gelecek diye bir Karadeniz repertuarı hazırlamıştım ben. Onsuz söylemek kısmette varmış diyelim. Canlı yayın bağlantımız var mı arkadaşlar telefonla katılanlardan? Şöyle gelen mesajlara bir bakalım.
Tamam Harun abi korkmuş arkadaşlar. Harun Yiğit. Tamam sevgili İlke, senin belirleyeceğin bir tarihte buluşuyoruz. Sizlere kolay gelsin. Ben bir şey söylemedim Harun abi. Bu aynı şey. Yani sürekli geleceğim geleceğim diyorsun, gelmiyorsun. Mesaj yazıyorsun. Olmaz. Allah korusun. Allah gecinden versin. Evet. İlke, Mahsun Kırmızı bile benzemeye başlıyorsun diyebilir miyiz? Musa Eroğlu'yla bir anısı var ya. Mahsun Kırmızıgül Kazancı Bedih'le düet yaptıktan sonra Kazancı Bedih'i kaybettik. Hı. Cem Karaca'yla sonra düet yaptı. Ardından Cem Karaca'yı kaybettik. Ama ben düet yapmadan... Sonra Musa Eroğlu'ya demiş ki, dede demiş seninle bir düet yapmak isterim. Oğlum demiş, gözü bana mı diktin? Az ötede oyna demiş Mahsun Kırmızıgül'e. Seninki biraz o hikayeye döndü. Ali abi ya, biz şey yapamadık. Çok yoğundu. Biz de yoğunduk. Böyle bir karman çorman bir iş içinde. Geldi geçti. Ömrüm benim. Şol yel esip geçmiş gibi. Evet. Şuradan şey varsa bir bakalım tekrar mesajlara. Sonra biz devam edelim. Geçtiğimiz günlerde bir akordeon üstadı, dünya akordeon şampiyonu Alexander Paulev'le bir düet yaptık. Alexander Paulev dünyanın birçok yerinde tarihi şehirlere gidip oralarda klipler çekiyor. O bölgenin, yani ülkenin enstrümanıyla bir çalışma yapıyor. Burada da bizim Antalya'nın kardeş şehri Rostov'dan geldi. Biz birlikte bir proje yaptık. Ben ona 3-4 tane böyle aslında temeli Anadolu müziği olan repertuar sundum. İçlerinden aslında Zeki Müren'in de söylediği yıllar önce bir Mısırlı diye bir ismi Mısırlı ama bizde 1927 yılında ilk taş plak kaydı var. Buradan mübadele ile işte Amerika'ya, Atina'ya, oradan da Amerika'ya giden Rum eski Osmanlı vatandaşlarının söylediği bir şey. Pulp Fiction müziğinin, filminin müziği aslında. Onu birlikte çaldık, söyledik. Çok keyifliydi. Çok müzisyenler gerçekten şey oluyor, çok naif bir arkadaştı. Yani böyle saygılı, ondan sonra çok kulağı açık, gönlü açık. Sanat böyle bir şey herhalde. Hiç bilmiyoruz, ben Rusça bilmiyorum. O da çok çat pat İngilizce biliyordu. Bir arkadaşımız Vural sağ olsun bize tercümanlık etti ama olmasa bile biz kafayla gözle anlaştık, yaptık şeyi. Yakında onun klibi de çıkacak, çekilecek, yayınlanacak filan. Enteresan işte, bu gönül bir olduğunda onun memleketi olmuyor. Ali abi ile ilgili hep öyle düşünürüm ben. Yani biz burada, bu Antalya şehri bir ülke olsa biz bu ülkenin mültecileriyiz. Biz burada yaşıyoruz, Antalya'da yaşayan farklı illerden gelmiş insanlarız ama inanın birçok Antalyalı, yani çok çok fazla Antalyalının bu şehre katkısı, emeği toplasanız %50'sini, %60'ının emeğinden daha fazlası bir Ali Orhan etmez. Yani Ali Orhan burada sabah programlarında Antalya'nın taşan işte sularından, derelerinden, kaldırımlardaki engelli yollarından, ondan sonra kuruyan ağaçlarından, sokaktaki saçma sapan yerlere konulmuş kedi evlerine kadar her şeye duyarlı olan şehrin tam şeyiydi. Aslında şehremini gibiydi, yani şehrin hamisiydi. Herkes ona yazardı şeylerini, problemlerini. Buradan söylendiğinde birçok etkileşim alırdı. Ali Orhan buradan söylerdi. Belediyeler o söyledikten sonra oraya yönelirler, dikkatlerini çekerdi yani. Buraya kadar geldiğinde enteresan. Ali Orhan masa gibi, turunç masa, işte beyaz masa, çağrı merkezi gibi. Ali Orhan'a yazıp buradan söylettiğinde işin çözülüyordu yani. Tüm Antalya. Bir de dediği gibi Okan Bey'in gerçekten Karadeniz bölgesinde çok izleniyordu Antalya'nın televizyonu. Sabah haberleri. Şimdi Antalya'da, Rize'de oturan adamı ne ilgilendirsin Antalya'nın haberleri, değil mi? Ama öyle değildi işte. O Antalya'daki bir gündemle bahsettiğinde buradan hemen oradaki Fırtına Deresi'ne, Erzurum'daki şeye, madene, Burdur'daki mermer ocağına kadar bağlantısını kurardı yani. Güzel adamdı, evet. Masanın üstünde sürekli gazeteler vardı. Günlük gazeteleri vardı. Mesela şey yapardı, bazı gazeteler ona hep haberlerde dikkatimi çekerdi. Bazı gazeteler ona sabah göndermemiş olurdu, kızardı. Sabah kalkıp o gazeteyi bana göndermiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki vay gazetem, vay gazetem. Biz derdi ilk şeye başladığı zamanlarda, işte siz şimdi rahatsınız. Hep kızardı habercilere. Yani kendi sektöründekilere de kanaldan sürekli bir şey halindeydi. Yol gösterme aslında. Yani ben burada Antalya'nın bu gazetelerinizi kim okuyacak ben okumazsam burada diyordu mesela. Antalya'nın yerel gazeteleri. Gönderin diyordu bana, ben buradan okuyayım haberlerinizi. Daha güzel bir şey var mı? Kimsenin haberi olmayan şeyler. Öyle.
öyle idi. Benim Ali Orhan'la tanışıklığım 2008 bir. Yani şeye aslında 2004 2003-2004 yıllarında Ali abi şeydeydi, burada gazetelerde yayın yaparken ben tanıyordum zaten, biliyordum ama böyle çok yakın tanımışlığımız yoktu. Sonra bir gazetede haberler bölümündeydi. Ben de milletvekili adaydım o zaman. Yani adaylığını ön seçim olacak diye burada adaylığımı açıklamıştım. Gittik, parasını da yatırdık Ankara'ya. Sonra ölümsüz siyasetçi şey yaptı. Buradaki ön seçimi kaldırdı. Herkes ön seçim için hazırlanırken bir anda genel merkeze gidildi. Ön seçim Antalya'dan iptal edildi. Önce ön seçim olacak diye aday adaylığı açıklandı. Birçok, hatta Nefikara, buradan selamlarımız olsun. O zaman onunla beraber ilk hani konuşmuştuk. Adaylığımız için birlikte gittik. Ankara'da falan görüştük. Bir anda ön seçim kaldırıldı. Bir başka bir şeyler oldu buradan. Onlara da kalmadı. Onlar siyaset da kalmadı. Onlar da kalmadı partide. İşin ilginç yanı onlar da kalmıyor. Onlara da kalmadı. Tuhaf bir şey oldu. O zaman ben Ali abiye gitmiştim. Ne yapıyorsun dedi, ne yapacaksın filan. Ben de anlattım bayağı bir çevreyle ilgili, işte buradaki sosyal hareketlerle ilgili, Antalya'nın turizmiyle ilgili bir dosya, böyle bir dosya hazırlamıştım. Bunları dedim yapacağım. Oho oğlum dedi, bunları gördükten sonra seni kimse istemez dedi. Hiçbir parti istemez seni. Bu kadar akıllı adam ne yapacaklar, çalışan adam. Onlara dedi lazım o. Sen gideceksin dedi. Hiçbir şeyden anlamıyormuş gibi. Onlara dedi yalakalık yapacaksın. Ya vay paşan sen dedi, şimdi bu öyle değil, böyle diyorsun dedi. Yok oturmuşsun, dosya hazırlamışsın. Oğlum tamam dedi, sen devam et ama dedi, olmaz dedi bundan bir şey. Olmadı. Olmadı. Oldu mu? Diyor ya, olmuş mu? Olmamış. Olmamış. Ali abi ya. Dedi ki sen tamam yap da dedi, olmaz. Sen bunu gösterirsen hiç olmaz dedi. Öyle dosya mosya hazırlıyorsun dedi. Önerilerde bulunuyorsun, şehri şeyini çıkarmışsın, analizli falan. Allah rahmet eylesin ya. Olmadı hakikaten de. Ön seçim iptal ettiler yani. Temelinden. Ah Orhan'a, senin de adın Orhan, o da Ali Orhan. Sen güzel çalıp söylüyorsun ya. Sen bize bir tane daha Karadeniz havası. Bir tane daha. Çalsana. Ben de şu şeyi okuyayım mı? Dünya benim sanırdım, meğersem yanılmışım. Felek gözüm kör. Tam bu kadar hızlı okumam ama. Tamam. Biraz daha yavaş söyleyeyim de, çok severim ben onu. Ali abi yarışmadan takip etmiş beni. Bu benim katıldığım Türkiye yarışmasından. Oradan bahsederdi. Dik durdun, aferin. Ne olursa olsun işte. Hayat seni bir yere getirir, bir yerden işte durursun. Başarısız olduğum sanırsın ama senin için en büyük başarı onların arasından çıkmamış olman, onlardan biri olmamış olmak bile başarıdır falan diye sürekli böyle o telkinleri, şeyleri vardı. Hiç unutmam onların hepsi. İşte böyle yaşıyor. Orada yaşıyor Ali abi yani. Evet, ne söyleyeceksin bize? Çıktım gece dışarı söyleyelim. Sadık Şanal'dan. Tamam. Dinleyelim bakalım. Çekerim zararı.
bir bak sevduğum gönlümün aynasına. Tek seni gösteriyor kim geçse karşısına. Bir da bir bak sevduğum gönlümün aynasına. Tek seni gösteriyor kim geçse karşısına. Kalbim olma firari, kaçırırsın kararı. Sen dolanı durursun, ben çekerim zararı. Kalbim olma firari, kaçırırsın kararı. Sen dolanı durursun, ben çekerim zararı. İşini ölüp da görmeseydim bırakıp gidişini. Gözlerimin yaşını yarın anlayışını. Ölüp da görmeseydim bırakıp gidişini. Kalbim olma firari, kaçırırsın kararı. Sen dolanı durursun, ben çekerim. Çekerim zararı. Kalbim olma firari, kaçırırsın kararı. Sen dolanırsın, ben çekerim zararı. Çok güzel Aliül Ala. Böyle şeyler işte. Şeye, hastaneye yattığını öğrendiğimde aradım, mesaj yazdım. Ali abi nasılsın diye. Ondan sonra o da tam mesaj yazıyordu, sonra bir anda kesildi, aradı. Ben dedi seninle yazışmaya değil konuşmaya alışmışım dedi. Nasılsın, iyi misin dedim. İyiyim dedi, yatıyorum dedi biraz dedi. Herhalde yatacağım dedi, bakıyorlar dedi. Tesmes yaptılar dedi, yarın çıkacak filan dedi. Birkaç gün geçtiğimiz hafta işte, yani 10 gün filan önce öyle söyleyeyim. Tamam dedim. Sonra ne yapayım abi dedim senin için, ne yapabilirim dedim. Dedi hiçbir şey istemiyorum. Dedim peki sana bal getirsem olur mu dedim, polenli. Annem arıları var işte, biliyor annem, köyde arıcılık yapıyor. Böyle az miktarda o özel gibi oluyor ama annem aslında çok ilgilenemediğimiz için daha doğal oluyor, öyle söyleyeyim yani. İlaçsız, şekersiz mekersiz işte. Ondan var dedim polenli bal, bak o olur dedi, onu getir dedi. Onu da işte ben elden götüremedim ama söylediği bir yer vardı, oraya bırakmıştım. Bakabildim tadına, bakamadım bilmiyorum. Her şey kısmet. En son konuşmamız da olmuştu işte. Tekrar Allah rahmet eylesin. Korkmayacaksınız diyordu, dik duracaksınız, adam olacaksınız diyordu. Hayat gelip geçiyor bir şekilde, dediği gibi de. Yani Ali abi bugün geriye baktığında birisi bir şey söylediğinde, evet Ali abi böyle bir adam der, eğilmedi dimdik. Durdu, bildiklerini söyledi, bildiğinden şaşmadı diye bir adamdır. Burada da hem çalışma arkadaşları hem onun söylediklerine çok hoşlanmayanlar bile, evet bu adam en azından ne yapacağı belli olan, sağa sola yamulmayan, düzgün bir adam diye söyleyebilirler. Biz de onun için bu türküleri onun için söylüyoruz. Şeyde programda söylemişti, Ayvalam, Kork Mirem. Ben
dağlara, bala dağlara, bala dağlara, dağlara, bala dağlara. Yangınlı volkan görürem, cin görürem, can görürem, mezerde hortlak görürem, bin türlü tufan görürem, kulli biyaban görürem, korkmirem, korkmirem, bala korkmirem. Ay bala, şafak vakti düşerim çöllere, bala çöllere, bala çöllere, çöllere, bala çöllere. Kükremiş aslan görürem, kan yiyen sırtlan görürem, dalgalı umman görürem, cin görürem, can görürem, mezerde hortlak görürem, tufan görürem, kulli biyaban görürem, korkmirem, korkmirem, bala korkmirem. Ay bala, korkmamazlığım ile, bu korkmamazlığım ile, vallahi bala, billahi bala, tillahi bala. Harda bir yobaz görürem, harda bir softa görürem, harda bir molla görürem, korkurem, korkurem, bala korkurem. Gamgam fikirlerinden, riyakar zikirlerinden, gözlerinden, gözlerinden, yalan dolu sözlerinden, korkurem, korkurem, bala korkurem. Kalmalı umman görürem, kalmalı umman görürem, bin türlü tufan görürem, korkurem, korkurem, bala korkurem. Harda bir molla görürem, harda bir softa görürem, harda bir yobaz görürem, korkurem, korkurem, bala korkurem. Kalkan fikirlerinden, riyakar zikirlerinden, yüzlerinden, gözlerinden, yalan dolu sözlerinden, korkurem, korkurem, bala korkurem. Evet, Ali abinin orada söylediği korkuremi de söylemiş olduk. Aynı zamanda bu aslında bir İran, İran'daki Türkülerin sözleridir. Onların aslında türküsü, biz de kabullenmişiz, Türkiye'de de söyledik, repertuarımızda da var. Bir yandan da bunu İran'da zulüm gören, haksızlık gören kadınlar için de söylemiş olalım. Biliyorsunuz orada da kadınların saçları üzerinden çıkan büyük bir şey var. Çatışma oldu. Orada da bayağı bir insan hayatını kaybetti. Bu baskıcı rejimler. Ama onlar da korkmadılar. O kadınlar dimdik durdu. Burada da Ali Orhan dimdik durdu. Hayatı boyunca tüm haksızlıklara karşı saygıyla, sevgiyle anıyoruz sevgili izleyiciler. Programımızın süresi sona erdi. Sizlerin huzurunda programa destek veren, katkı veren, ondan sonra arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Mesajların bazılarını okuyamadım. Onlara da kusura bakmasınlar. Orhan, sana çok teşekkür ediyorum. Biz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bize çok iyi geldi. Senin sesinle o yaylalara daha iyi ulaştırdık diye düşünüyorum türkülerimizi. Ben de teşekkür ederim. Yaptığınız bu anmada bir katkın olduysa ne mutlu bize yani. Evet, çok duyguyu güzel oldu. Daha iyi yaşattıysak ne mutlu. Evet, kesinlikle öyle oldu. Mahir dostum. Teşekkür ederim. Güzel bir akşamdı. Ali abiye rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Umarım ona yakışan bir gece yapmakta katkımız olmuştur. Teşekkür ederim. Biz de kendi çapımızda, herkes kendi çapında ansın Ali abi. İşte onun çalışma arkadaşları ona neyi severse onlarla andılar. Önemli olan zaten budur. Bu anımsamak, hatırlamak, onun güzelliklerini dile getirmek, onun iyi öğütlerini yerine getirmek, onu yaşatmak demektir.
Bu kanalda da, bu Kanal V televizyonu olduğu sürece, bu arkadaşlarımız bu işi yapmaya devam ettiği sürece, ben bu aklıma her Karadeniz türküsü geldikçe Ali Orhan Lazaloğlu'nu anacağım. Hep güzel anacağım onu. Çok güzel bir mirasım vardı Ali abi. Ruhun şad olsun, yaylalar da gelsin. Kavuştun yaylalarına, o derin sularına diyorum ve tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Ekrandaşım, arkadaşım, kardeşim, yarışmada gerçekten en çok desteklediğim adam. Karadenizli bir sanatçıyla finale kalmıştı bu Toprağın Sesleri programında. Sevgili İlke Türkdoğan bir klip çıkardı ve o klibi izledim. Gerçekten çok güzel. Hatta görüntüler de çok güzel. Görüntüler de çok güzel. O yüzden bir de sizinle paylaşayım dedim. Ve şimdi onunla birlikte vedalaşacağız. Yapımda, yayında emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. O zaman müzik hazır. Kanal V'de kalın. Kanal V'den ayrılmayın. Kanal V sizi, özellikle ben kendi programım için söylüyorum ki bütün programların da öyle olmasını, öyle olduğuna inanırım. Hep doğrulara haber verir. Doğrulardan yana tavrını koyar. Ve bu program özgürlüklerin programı. Herkesin düşüncesine çok açığız. Eleştirilerimiz de bu kent, insanlık ve dünya için. Onu da bilelim. Ve bana ayrılan süraha burada sona erdi. Ve vedalaşma zamanı şimdilik, bugünlük. İlke Türkdoğan'la sizi baş başa bırakacağım. Çok güzel bir müziği, çok güzel görüntüleri var. İzlemenizi tavsiye ederim. Hadi hoşça kalın demiyorum. Düşünerek kalın. İyi ki varsınız. Aha ben gidiyorum. Yarın yine sabah beraberiz inşallah. Söndürmedim kalbimdeki çırayı. Bakarsın bir akşam yar çıka gelir. Sarmak için bağrımdaki yarayı. Bakarsın bir akşam yar çıka gelir. Sarmak için bağrımdaki yarayı. Bakarsın bir akşam yar çıka gelir. Rüzgarlar atını yordu zaman. Azrail adımı sordu zaman. Bademler çiçeğe vurdu zaman. Bakarsın bir akşam yar çıka gelir. Bademler çiçeğe zaman. Bakarsın bir akşam yar çıka gelir. Sevda umut huslat düştü diyerek, hayal bahar hayat kıştı diyerek, geçiyordun yolun düştü diyerek, bakarsın bir akşam yar çıka gelir.
geçiyordun yolun düştü diyerek. Bakarsın bir akşam yar çıka gelir. Rüzgarlar atını yorduğu zaman Azrail adımı sorduğu zaman bademler çiçeğe durduğu zaman bakarsın bir akşam yar çıka gelir. Bademler çiçeğe durduğu zaman bakarsın bir akşam yar çıka gelir. Bakarsın bir akşam